الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو بكل شيء عليم. هو الأول هو الأول
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لو وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم يعلم ما له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وإلى الصدور آمنوا بالله ورسوله مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق Aleyhisselatü Vesselam doğru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Eğer kurban gitse kainat divane olacak ve külle-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Şöyle ki, insanlar vahyi kurbanı ve onun tebliğ edicisi olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinlemedikleri takdirde bu kainat hayatsız, şuursuz ve nursuz meyveler vermiş olacak ve onlara hizmet etme durumunda kalacaktır. Bu kainat sahibi elbette ki bu hale müsaade etmeyecek ve kıyameti koparacak. Kainatın hayatına bütün insanların bir harf katipsiz olmaz, bir iğne ustasız olmaz gerçeğini kavrayamayacak kadar kafalarını ve akıllarını kaybetmeleri ve küfür yollarına gitmeleri karşısında kainat, ben Allah'ı inkar eden, isimlerini tezkif eden ve bizim kendi isyanına ortak yapan bu adamlara insanlara mı hizmet edeceğim diye hayrete düşmesi, ne yapacağını şaşırması, işte küre-i arzın kafasını ve aklını kaybetmesi ve divane olması demektir. O halde oku Kur'an'ı. Peygamberimin şan ve şeref övgüsü var. Buyurur, ümmetimin eşrefidir hafızlar. Ama Kur'an geçivermezse boğazdan kalbe, bin tilavetle de bir harfi ulaşmaz kalbe. Nuri Kur'an ile oldukça doğar gönle sabah.
biz tilavet ederiz sadece Rahman konuşur. Biz tilavet ederiz sadece Rahman konuşur. Yüce Allah ile kul böylece her an konuşur. Cümle varlık buna hayran, nice bin gıpta ile hıfz-ı Kur'an nice kıymet katıyor can ve dile. Rabbim Kur'an feyziyle, bereketiyle istifade etmeyi nasip eylesin. Hisseler almayı bizlere nasip eylesin. Efendim, Kur'an ziyaret programımız devam ediyor ve şimdi İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin o güzide gözde camilerinden Fatih Cami İmam Hatibi Hafız Osman Şahin hocamızı birlikte dinliyoruz. Buyurunuz hocam. بسم الله الرحمن الرحيم يا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله
تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن إنك إذا من الظالمين
الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا iletişim aslında o kadar güzel bir misyon bu.
kadar güzel bir vizyon bu hizmetine devam ediyor ki ben birkaç hizmetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilişim, bilim, insanlığın gelişimini sağladığı gibi bazı zamanlarda ve durumlarda insanlık için felaketlere neden olabilmektedir. Örneğin atom enerjisi bilimin yararlı bir buluşunu insanlık kötüye kullanarak milyonlarca insanın ve canlının ölümüne neden olacak bir felakete yol açmışlardır. Bu nedenle bilim ve teknolojinin her zaman insanlık yararına hayırlı alanlarda kullanılması gerekmektedir. Bilim ve teknoloji ile günümüz insanına sunulan büyük nimetlerden biri ve belki en önemlisi de şüphesiz internet ve bilgisayar nimetleridir. Bugün bilgisayarın ve internetin girmediği ev ve hiçbir mekan yoktur. Bilgisayar ve internet kullanımı pek çok alanda hayatı ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmakta ama aynı zamanda kontrol edilmesindeki güçlükler yüzünden kötü amaçlar içinde kullanılmakta ve özellikle gençler internet yoluyla maalesef zehirlenmektedirler. Öte yandan yerli ve yabancı medyada yer alan yalan yanlış haber ve bilgiler İslami konularda kafa karışıklığı yaşanmakta, iman esaslarında şüpheler oluşturulmaya çalışılmakta, toplumda iman ve ahlak erozyonuna neden olmaktadır. Bunun sonucunda da İslamiyet özellikle Avrupa ve Amerika'da terörle birlikte anılır hale gelmektedir. İşte böyle bir ortamda insanların İslamiyet hakkında doğru bilgilendirmek Müslümanların en önemli bir görevi olmuştur. İnternetin dünya çapında çok büyük kitlelere ulaşan bir iletişim aracı olduğu günümüzde internetteki İslam karşıtı fikirlerin önünü almak, İnsanların doğru İslamiyeti ve İslamiyete yakışır doğruluğu anlatabilmek amacıyla kurulan internet sitelerimiz kısa zamanda dünya çapında İslamiyetle ilgili her konuda güvenilir bir başvuru kaynağı haline gelmiştir. Artık güvenilir bir marka olan ve her gün on binlerce insan tarafından ziyaret edilen sorularlaislamiyet.com her gün yüzlerce sorunun cevaplandırıldığı bir araştırma merkezi haline almıştır. Sorular cevaplanırken güvenilir İslami kaynaklardan ve alanında uzman ilmi heyetin görüşlerinden istifade edilmektedir. Sorular ve İslamiyet kurulduğu günden bu yana İngilizce, Rusça, Almanca ve Azerice lisanlarıyla milyonlarca insanla sanal ortamda buluşmaktadır. Hepimiz dünyanın yaygın konuşulan bütün dilleriyle bu sitelerimizi tekrar gündeme getirmekte bu derneğimizin hedefleri arasındadır. Bütün hizmetlerimizin hedef ve gayesi hiçbir beklenti gözetmeksizin sadece Allah rızasına nail olabilmektedir. Rabbim bize kendine layık, Habibine layık ümmet eylesin. Böyle güzel hizmetlerin de devamını nasip eylesin. Ben birkaç internet sitemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece sorularlaislamiyet.com olarak değil, bakınız kurban.tv, rasulullah.org, herçocuk.org, hanımlar.com ve bunun yanında yabancı dillerle hizmet eden sitelerimiz sorularla suallerle islam.com, nurpenceresi.com, sorularla risale.com, bediüzzaman sayın nursi
gerçekten aslımız iletişim aslı. Bu iletişim aslında iletişimi doğru bir şekilde kullanmayan devletler, bu iletişimi doğru bir şekilde kullanmayan milletler, ekonomi hayatı, siyasetçiler ve bunun yanında eğitim ve sağlık alanlarındaki çalışmalarda iletişim doğru kullanılmıyorsa bunun faturası çok ağır bir şekilde ödenmektedir. Bu iletişim aslında başta da söylediğimiz gibi gerçekten internet ve bilgisayar aslımızın en büyük iletişim araçlarından bir tanesi ve Bilim ve Gelişim Derneğimiz bu konuda hizmetlerine, gayretlerine devam ediyor. Biz buradan Rabbimizden duamız ve temennimiz olur ki bu hizmetlere Rabbim daim eylesin. Bu hizmetlerde muvaffak olmayı Rabbim nasip eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وإلى الله المصير. قل والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يصلونها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman insanoğlu
yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. Ey insan! Seni yaratıp, seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediğin bir şekilde birleştiren, ihsanı olmak bine karşı seni anlatan nedir? Hayır. Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. Muhakkak ki azim olan Allah doğruyu söyler. Değerli Kur'an dostları, Kur'an ziyaret programımız ziyaretlerini en güzeli devam ediyor. Birbirinden kıymetli hocalarımız, hafızlarımız bizlerle birlikte. Efendim şimdi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii İmam Hatibi Mustafa Demir hocamızın o güzel sesinde birlikte söyleyeceğimiz, katılacağımız ilahiler ve kasidelerle